Dostlar Merhabalar malumunuz Biz 30 hisselerinde açığa satış işlemi oluyordu e, ve biz 50 hisselerinde de e, cuma günü itibariyle yani bugün itibariyle de açığa satış işlemi olacak e, Öncelikle açığa satış işlemi e, nasıl oluyordu neydi açığa satış işlemi daha sonra da hisselerimizi e, göstereceğiz liste halinde. Açığa satış işlemi finansal tanımıyla Borsa İstanbul pay piyasasında yatırımcının sahip olmadığı sermaye piyasası enstrümanlarını ödünç olarak sonradan yerine koyma koşuluyla satmasını sağlayan emri ifade ediyordu. Açığa satış işlemini diğer emirlerden ayıran özellik emrin baştan verirken açığa satış emri olarak verilmesiydi. Bu arada satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılıyordu. Açığa satış işlemlerinde yatırımcı sahip olmadığı sermaye piyasası aracını ödüç olarak daha yüksek fiyattan satıp daha düşük fiyattan yerine koyma amacını gidiyordu Fiyat bekleyen beklenen yönde olursa yani e, örnek veriyorum kağıt o anki seviyede işte 1.20 seviyesinde olduğunu farz edelim. Bu vatandaş açığa satış yapacağı zaman 1.20'den kağıdı satıyor. Daha sonrasında 1.20'den şey işte 1'den hisse kağıdını tekrardan alıyor ve aldığı zaman 1 TL'den aldıysa o 20 kuruşluk e, kazancı olmuş oluyor şayet e, hisseyi 20 kuruştan sattığını farz edelim o gün içerisinde de elinde bu bulunan o satmış olduğu 1 TL 20 kuruş olan hisse 1 TL 40 kuruş olduysa şayet 20 kuruşluk kısmını zarar ediyor. Yani bu durumda şu şekilde ters orantılı düşünmemiz lazım. Biz Borsa İstanbul'da ne yapıyorduk? Herhangi bir hisse kağıdını aldığımız zaman çıktığı zaman para kazanıyoruz. Ama açığa satış sisteminde o şekilde değil. Hisse kağıdı düştüğü zaman Para kazanılıyor arkadaşlar. Yani 1 bir, bir liradan almışsan e, hisse kağıdını 80 kuruşa düştüyse 20 kuruşluk e, karın olmuş oluyor. 1 liradan almış olduğun hisse kağıdı 1.20 kuruş olduysa da 20 kuruşluk gibi bir zararın oluyor arkadaşlar. Evet bunu anladıktan sonra da e, açığa açar satış işlemiyle ilişkili olarak e, BIST 50 hisselerini biz de öncelikle BIST 30 hisselerini şu an ekranda görüyoruz videomuzu tutmamak için e, tek tek okumayacağım arkadaşlar siz buradan bakarsınız Size ilgilendiren kısma e, yarından itibaren açar satış yapılabilecek BIST 50 hisseleri ise e, görmüş, gördüğünüz üzere arkadaşlar liste halinde e, Size ilgilendiren e, hisse senedine bu şekilde bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun dileyelim arkadaşlar. E, şimdi bu şekilde açığa satış olduğu zaman hisselerde genelde bir spek hareket olabiliyor. Yani bir anda hisse kağıdına yüklenilebiliyor veya da bir anda hisse kağıdına çıkartılabiliyor. bilginiz olsun arkadaşlar. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı şu anda borsa gündem kanalında destek olabilmek için lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.